Manşete hoş geldiniz. Dopdolu bir gündemle karşınızdayız. Ülke felaketlerle sınanıyor adeta. Ve işler daha da kötüye gidecek. Gerek bu felaketler karşısında çaresiz vatandaş, devlet, yerel yetkililer yönüyle gerekse artık önümüzdeki aylardan itibaren her ocağa yansıyacak, her haneye yansıyacak ekonomik kriz yönüyle. Siyasal bir çıkmaz da var ve bu siyasal çıkmazın iktidar tarafı olduğu kadar muhalefet tarafı da var. Bugün evet yangınlarla başladı felaketler ama selle e, devam ediyor. Aslında yangından önce gene bir sel felaketi olmuştu ve belli ki bu sel felaketleri olacak. E, küresel ısınma, iklim değişikliği gibi nedenler üzerinde duruluyor ama özellikle şu son sel felaketleri e, sadece küresel ısınma ısınmayla açıklanabilecek. Allah'ın işi, ne yapalım, yapacak bir şey yok, toplum olarak çaresiziz, her nefis ölümü tadacaktır ee, ve işte devlet yaraları saracaktır falan gibi laflarla e, çevrilecek gibi değil. Dere yatağına yapılan e, şehirler söz konusu. Bırakın evleri, sokakları, mahalleleri. Koca bir ilçe, Bozkurt ilçesi Kastamonu'nun yok oldu deniliyor. Bütün bunlara bakacağız. Medya da vermiyor artık. Susturuldu. Yangınlardan dolayı rütük ceza kestikten sonra medya artık bu tür felaketlere girmeme veya satır başlarıyla verme kararı aldı. O da ne yapsın yani? Çünkü demokrasinin kılıcı gibi kapatmalar, lisans iptallerine kadar giden bir süreç var. Belediyeler yardım toplamasın diye Cumhurbaşkanlığı bunu uhdesine aldı ve her felaketten sonra ve bundan sonraki felaketler içindeki felaketlerin yaşanacağını biliyorlar. Cumhurbaşkanlığı artık İBAN verecek deniyor. Yine tabii birkaç gün öncenin gelişmesi ama halen sıcak ve sıcaklığını koruyacak Ankara Altındağ'da göçmen linci olaylar son derece dikkat çekiciydi. Buna bakacağız. Afganistan Son derece karışık. Afganistan'da Taliban ilerleyişini sürdürüyor. Hemen her saat yeni bir kenti veya yeni bir vilayeti kontrol altına aldığı haberleri geliyor. Bu meseleye de bakacağız. gene göçmen meselesiyle ilintili olarak erken seçim tartışmaları var. Ona da temas edeceğiz. Aliye Uzun, Burhan Kuzu vesaire iddiaları, Sedat Peker'in son tweetleri sonrasında gündeme gelen iddialar daha az konuşuluyor gibi ama. Sedat Peker ortaya bir şey bırakıyor. Birkaç gün konuşuluyor, sonra hiçbir şey olmuyor. Ben hiçbir şey olmadığı kanaatinde değilim. Bütün bunların hepsi bir birikime yol açıyor ve hepsi iktidardan bir parça koparıyor. Ve iktidar gittikçe güçsüzleşiyor. Tıpkı e, Erdoğan'ın güçsüzleşmesi, sağlıksızlaşması gibi. Bugün Türkiye'deki iktidar yapısı sağlıklı değil ve bunu elbette iktidar ortakları da biliyor. O kadar şuursuz, o kadar gelişmeleri okumaktan aciz değiller. Ali Mahir Başarar, e, paylaşmış, Başarır paylaşmış, e, Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili ve parti meclisi üyesi, onunla e, başlayalım. Halk TV yayınında Ayşe Arslan'a konuk oluyor ve Devlet Bahçeli'nin e, Cumhur İttifakı'nın diğer unsuru erken seçime sıcak baktığını ve seçimi bir şans olarak gördüğünü e, iddia ediyor. CHP Mersin Milletvekili ve parti meclisi üyesi Ali Mahir Başarır ve orada diyor ki MHP'den görüştüğüm bir arkadaşıma göre Devlet Bahçeli şunu söylüyormuş Türkiye günden güne kötüye gidiyor günden güne daha kötü olacağız belki küçük bir şansımız olabilir seçim bizim için de önemli. Evet bir erken seçim tartışması var ama Türkiye'de artık seçime yaklaşık bir buçuk yıl kaldı. 2023'te normal zamanında yapılsa bile. 2023'te normal zamanında yapılacağını artık hiçbir siyasi gözlemci ihtimal vermiyor. Ve 2022 yılında yani önümüzdeki yıl muhtemelen bahar aylarında en geç sonbaharda bir seçime öngörüyorlar. Bu da zaten seçime bir yıl ya da bir yıldan az bir süre kaldığını gösteriyor. Hükümetin kamu işçisine verdiği her zamankinden yüksek zam da bu ihtimali güçlendiriyor. Hükümet diyoruz hep dil alışkanlığı ama saray yani Erdoğan ve özellikle Erdoğan yaptığı hareketlerle işte çay dağıtması, felaket bölgesine gitmesi çok eleştirilse de bunun işaretlerini veriyor. Çok eleştirilse de e, berbat performansları son iki televizyon programında ATV A Haber Ortak Yayını ve CNN Türk Kanalı'da Ortak Yayınındaki berbat performansı son derece sağlıksız görünümü konulara hakim olmaması ve ülke gündeminde o gün konuşulan konularla ilgili kendisine soru gelmemesi ve bunlar hakkında bir şey söylememesi vesaire hepsi bir çabayı gösteriyor. Propaganda Bakanlığı aman üzerimize bir şey yapışmasın diye her şeyi ve elinden gelse ülkeyi durduracak en azından felaket haberi yapılmasın olumsuz negatif haber veya bizi etkileyecek bizi aşağı çekecek bir haber yapılmasın derdinde mesele dış güçler dış mihraklar, mesele algı yönetimi mesele işte efendim oyun bozmak falan bunlar değil bunlarla alakası yok yaşanan her negatif gelişmenin kendilerinden bir parça kopardığını çok iyi bildikleri için Öyle diyemiyorlar. İşte burada algı yönetiliyor. Burada kötü bir oyun oynanıyor. Oyunu bozacağız vesaire. Devlet güçlüdür. Devletin yardıma ihtiyacı yoktur falan gibi argümanlarla bu işi götürüyorlar. Felaketleri de Allah'ın bir takdiri yapabilecek bir şey yok. Biz artık yaraları saracağız. Depremde de öyle söylüyorlardı. Fakat herkes bilir ki deprem değil insanlar o evleri yıkıyorlar. İnsan yapısı evler yıkılıyor ve depreme dayanıklı yapılmadığı için ve şu anda Türkiye'de bütün şehirlerde başta İstanbul olmak üzere evlerin büyük bir çoğunluğu oran veremeyeceğim ölçmedim çünkü depreme dayanıksız ve en ufak bir sarsıntıda gidecekler. 5 büyüklüğünde 6 büyüklüğünde bir saltı sarsıntıda hele 7 büyüklüğünde ve üstünde bir sarsıntıda belli ki dümdüz olacak şehirler hangi şehri vurursa. Bir de işin böyle bir tarafı var. Seçimle ilgili bir diğer konuda iktidarın, e, Cumhur İttifakı'nın bir anayasa çalışması içerisinde olduğu, seçimle ilgili seçim kanunu, siyasal partiler kanunu gibi çalışmalar içerisinde olduğu gibi şeyler var. Tabii dar bölge, genişletilmiş bölge vesaire gibi pek çok şey var. Girmeyeceğim, benim alanım siyaset, çok iyi bildiğim konular ama e, bu konuda lagaluga yapmaya gerek yok şu aşamada. E, bir şey hazırlayacaklarsa önümüze getirecekler ama hazırladıkları şey şu. Hazırladık, hazırladık, hazırladıkları şey... Oylarımız düştüğü halde Milliyetçi Hareket Partisi barajın altında olduğu halde biz nasıl e, iktidarda iktidar olarak çıkarız bir seçimden? Bölgeleri ona göre ayarlayacaklar, barajı ona göre ayarlayacaklar. Baktılar MHP'yi hiçbir biçimde e, parlamentoya taşıyamıyorlar. E, MHP milletvekili adayları AKP listelerinden girecek. Bir sürü varyasyonu hesap ediyorlar. Fakat bunun gecikmesi ve bir türlü yapılamaması her geçen ay Yapılan kamuoyu araştırmalarında durumun negatif gitmesi, olumsuz gitmesi. Yani bir düzenleme yapıyorlar. O, o düzenleme o gün için o, o gün için belki işe yarar. Tam gündeme getirecekler. Sonra başka gelişmelerle o düzenleme çöpe gidiyor. Yani e, tam anlamıyla hikaye böyle. Ondan dolayı da bir düzenleme çıkaramıyorlar. Ee, seçim yapamazlar. Seçim yapamayacaklarını ve o kadar artık alanın daraldığını görüyorlar ki e, dosta düşmana rezil olmak da var. Dünyaya farklı bir algı filan çıkartmak da var. Her ne kadar Anadolu Ajansı bizde, bizde olsa da, her ne kadar yüksek seçim kurulu bizde olsa da, neticede göstermelik de olsa bir seçim yapmamız lazım. Ee, ama bu seçimi yaptığımızda da nasıl iktidar, iktidar olarak çıkacağız? Bunun 8 bilinmeyenin denklemi çözmek gibi ama bilinen yok. Ondan dolayı gerçekten zor bir işle karşı karşıyalar. Mehmet Altan medyaskopta Ruşen Çakır'a söylemiş. Onunla bu bahsi bitireyim. Ekonomik kriz Eylül-Ekim itibariyle daha yakıcı hale gelecek diyor. Mehmet Altan bir ekonomi profesörü. Son derece haklı. Her sene böyle olur. Yaz biraz daha rahat atlatılır ama Eylül-Ekim'den sonra bu iş gösterenemez. Çok daha yakıcı bir hale geldiğini göreceğiz. Zaten çarşı pazardan, market fiyatlarından bunu görebiliyorsunuz. Ülke iyiye gitmiyor, işler daha da kötüye gidecek derken, Ipsos e, araştırma'nın son araştırmasının e, grafiğini e, ekrana getirdim. 28 ülkede 26 Haziran-9 Temmuz arasında 19 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen anket sonuçları, uluslararası bir kuruluş ve bu 28 ülkede e, çok yakın bir tarihte, yani e, Haziran son hafta ve Temmuz'un ilk haftasında yapılan açıklamaya göre. Türkiye'de işlerin yolunda gittiğini düşünen vatandaşların sayısı azalmış ve Türkiye'de yüzde 82 işlerin kötüye gittiğini düşünüyor. 18 sadece işlerin doğru yönde gittiğini düşünüyor. 18. Yani AKP seçmeni 30 puansa bile AKP seçmeninin yarısı da işlerin kötüye gittiğini düşünüyor diyebiliriz. MHP seçmeni, İyi Parti seçmeni, CHP seçmeni, HDP seçmeni zaten e, negatif yönde görüş bildirmiştir. Öyle görülüyor. MHP'den kaç seçmen iyiye gittiğini düşünüyor onu bilmiyorum ama Türkiye bu oranla işte Peru, Güney Afrika, Brezilya, Arjantin falan liginde. Evet. Bu listede e, Fransa dikkat çekiyor. Orada da %72 işler kötüye gidecek diyor. İsveç dikkat çekiyor. Orada da %69 işler kötüye gidecek diyor. İspanya, Belçika dikkat çekiyor. 65-68 gibi oranlarla. Yani esasen dünyada işler iyiye gitmiyor. Bir anlamda da böyle. Ama Türkiye'ye baktığınızda Türkiye çok daha fena bir durumda. Enerji kaynakları yok. Ekonomik olarak dışa bağımlı durumda. Ve Türkiye'de özellikle son yıllarda tamamen kendi iktidarını düşünen bir rejim tarafından idare ediliyor ve vatandaşın can ve mal emniyeti kalmamış durumda. İktidar ve rejim artık herkes dile getiriyor. Biz yıllarca önce dile getirdiğimiz için bir daha tekrar etmiyoruz. Ulusal güvenlik sorunu olmuş durumda. Ulusal güvenlik sorunu deyince millet anlamıyor. Yani işte diyor ben siyasi, siyasi işlere karışmıyorum. Ben bu konuda yorum yapmıyorum. İşime bakıyorum. Öyle işine bakıyorum dediğinde bile işte bir sel geliyor senin evini götürüyor bir yangın çıkıyor senin bahçene daha sonra da evine daha sonra da hayvanlarına e, zarar olarak yansıyor ve sana yani bugün e, onlarla açıklanıyor sel felaketinde insanların ölüm sayısı ama e, yüzlerle e, ya sadece bir kadın kendi çevresinden 17 kişinin öldüğünü söylemiş şu son sel felaketinde Sinop, Sinop ve Kastamonuyu etkisi altına alan sel felaketinden bahsediyorum Kıyıya vuran cenazelerden bahsediliyor. Yani sel suları denize götürmüş ve deniz kıyısına vuran şeylerle beraber işte ne bileyim o tomruklar, eşyalar neyse katıp ne götürdüyse denize onlarla beraber cesetlerden bahsediliyor. Evet ulusal güvenlik sorunu derken iktidar işte bu kastediliyor. Mesela terörle mücadele, terör falan filan, silahlar pat. Aman ben bu işlerde işim olmaz. Anarşik işler bana onunla alakası yok. Can ve mal güvenliğini tehdit ediyor. Ulusal güvenlik sorunu derken kastedilen de bu. Bakın çok güzel bir grafik bu. Bu grafiği biraz yaklaştırarak konuşalım. Bakın görüyorsunuz bu bir dere yatağı. Çevresinde ağaçlar var. İşte şey olsa bile, e, sular yüksek gelse bile veya o dere yatağı biraz genişlese bile bu şekilde akabiliyor kıvrımlı bir şekilde. Bu şekilde yapılabiliyor. Şimdi siz buraya dozerleri sokup bu dere yatağını değiştirip dümdüz bir kanal açarsanız ve o kanalın üzerine koyduğunuz köprülerle falan filan işte böyle de ev e, şehir kurarsanız e, bu şeye hepsi sular altında kalıyor. Son derece çarpıcı bir grafik tek grafikte anlatmış. Onlarca görüntü seyrettim. Belki 40 görüntü seyrettim. İnternete düşen, Twitter'a düşen e, içler acısı araçlar sürükleniyor, evler sürükleniyor, arabalı, arabaların içinde insanlar sürükleniyor ve cesetler sürükleniyor. Ee, i̇şte görünen manzara bu. Siz dere yatağına ev yaparsanız, yani şu binayı önünüze getirseler şöyle, ya ne olmuş diye sorsalar deprem dersiniz. Ama bu son sel felaketinde oldu. Bozkurt ilçesi Kastamonu. Bakın bu da son derece çarpıcı. Aynı bölgeden bir kare. Evet. Bir metin lokumcu vardı. HES eylemlerinde, hidroelektrik santrali eylemlerinde simge olmuş bir isimdi. Biber gazı yemişti bir eylemde ve hayatını kaybetmişti. Onun işte şu fotoğrafının işlendiği şu binanın nasıl sular altında kaldığını görüyorsunuz. İnsanlar öldüler bir dava uğruna, bir amaç uğruna, bir hedef, bir gaye uğruna. Ve işte resimleri böyle şeye kazındı, ee, duvarlara kazındı ama gel gör ki o binalar da böyle sular altında kaldı. Çok çarpıcı bir görüntü bu Rize'den. Sanak sonrası oluşan heyelanlarda bahçesinin bir bölümü kopan Elmalı Köyü İlkokulu ve Ortaokulu. Afat. E, rapor yazmış efendim ve e, binada hasar oluşmadığı tespit edilmiş. Filan. O, okulun bahçesini götürmüş e, görüldüğü gibi. Ve e, bu okulda bariyerler çekilmiş. Bakın şurada görüyorsunuz. Ve bu okulda eğitim devam edecekmiş. Bu okulda eğitim devam edecekmiş. Evet ülke böyle de bir akıl tutulması yaşıyor. Evet. Bu da valinin aracı. Aynı şehirde A8L launch yani uzun büyük bir makam aracı. Türk parasıyla 3,5 milyon 4 milyon civarında olduğu söyleniyor. Evet. Paralar nereye gidiyor? Paralar buraya gidiyor. Evet bu afet meselesiyle ilgili söyleyecek çok fazla bir şey yok. Ama e, şu var e, denecek şey. ...devletin yönetemediği, Erdoğan'ın e, önüne konulan e, prompterden e, gelişmeleri okuduğu, takip ettiği ortada. E, bakın e, bir bugün tespit edilmiş bir görüntü, sel bölgesinde konuşuyor ve burada da Erdoğan'ın iki yanında prompter var. Şunlar prompter, şu siyah tripota yerleştirilmiş olanlar prompter. Bu prompterlara prompterdan akanlara bakılıyor bakarak konuşuyor. Yani orada bile konuşacağı şey e, bir yazı olarak önünden akıyor. E, i̇nanılır gibi değil. Bir sel bölgesine, afet bölgesine gitmişsiniz. Burada konuşuyorsunuz. Zaten afet bölgesine bir cumhurbaşkanının binlerce korumayla, yüzlerce araçla gitmesi ayrı bir şey. Oradaki çalışmaları daha yeni, hala devam eden bir afet. Engellemesi, ona mani olması yönüyle. Bir işin böyle bir tarafı var. Bir de Orada bile kuracağı üç cümleyi prompter'dan okuyan bir e, cumhurbaşkanı var. E, bölge Milletvekili, CHP Parti Meclis Üyesi Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı çok çarpıcı birkaç mesaj paylaşmış. Erdoğan demişken onu da ekrana getirip sel bahsini öyle kapatacağım. Yetkililerin hastane yaptığı cami Erdoğan için miting alanına çevrildi diyor. Evet işte Erdoğan burada konuşuyor caminin etrafında. Balkonunda diyeyim artık. Caminin içinde konuşuyor. Yine burada Bozkurt'ta insanlar kurtarılmayı beklerken Erdoğan'ın programı gerekçe gösterilerek İstanbul'dan gelen ekipler yolda bekletiliyor. Afat İl Müdürlüğü önünde bekleyen gönüllüler evine gönderiliyor demiş. Bir başka paylaşımında. Dün bu cami Bozkurt'taki sel mağdurlarına sahra hastanesi. ...olarak hizmet ediyordu. Bugün Erdoğan'a hizmet versin diye boşaltıldı diyor Hasan Baltacı, CHP Kastamonu Milletvekili. Bakın görüyorsunuz cami hastaneye çevrilmiş. Sedyeler var orada, yataklar var. İnsanlar tedavi ediliyor. Aynı hastane, bugün şey aynı hastane diyorum, cami boşaltılmış ve işte bugün Erdoğan gelecek diye vesaire. İşte bir liderin işleri aksatması ve başka yani amacının başka olduğunu göstermesi açısından da önemli. Bir kere daha şu fotoğrafı getireyim. Hasan Baltacı'nın paylaştığı fotoğraf. İşte bu lider hastanenin caminin balkonunda veya işte efendim hemen kapısının dışında işte miting meydanı gibi burada vatandaşa hitap ediyor. Prompter'dan konuşuyor. Evet. Böyle de bir durum. Evet. Bu camide çekilmiş bir kare. Bir diğer konu Afgan göçmen meselesi. Ee, bu Afganistan'dan bir kare, Türkiye'den bir kare değil ama iş oraya doğru gidiyor. Ee, Ankara Altındağ'da e, olaylar yaşandı. Bir göçmen linci yağması, daha daha doğrusu Suriyelilere dönük olarak bu yaşandı. Burada e, şunu söylemekte yarar var. Türkiye'de muazzam bir şekilde bir göçmen karşıtlığı oluşmuş durumda. Evet siz 10 e, yıldır düzensiz bir şekilde göç alırsanız, ve bu insanların mühim bölümüne vatandaşlık verirseniz ve bu insanlar bir şekilde plansız bir şekilde illere ilçelere dağılıp e, hayatlarını sürdürmeye çalışırlarsa ve bir noktadan sonra mutsuzluk olmaya başlıyor. Çünkü doku değişiyor ve insanların komşuları değişiyor. Her zaman gittikleri çarşı değişiyor ve ondan dolayı e, yerel halk e, tepki gösteriyor. Siz bunu yap siz de göçmezsiniz siz de Orta Asya steplerinden geldiniz buraya falan diye izah etmeye kalkmayın yani bu dünyanın her yerinde e, o vatandaşı o bölgedeki insanı rahatsız eder. Şimdi bunun göçmen hukukunu düzenlemek devletin görev, görevidir ve devlet e, bu e, bunu yapmıyor. 10 senedir yapmıyor. Bu mesela ben İngiltere'de yaşıyorum. Bu Birleşik Krallık'ta 4 ülke var. Yani İskoçya var, Galler var, Kuzey İrlanda var. Onlar mesela kendi bölgelerinde kendi meclisleri var, kendi başbakanları var. First Minister denen kendi başbakanları var ama diyelim ki sağlık gibi eğitim gibi politikalara bakıyorlar ama immigration dediğimiz göçmen politikaları tamamen merkezi hükümet yönetiyor. Yani bir ülkede göçmenseniz siz tamamen merkezi hükümette muhatapsınız. Yani İskoçya'daki veya Kuzey İrlanda'daki veya Galler'deki hükümete Hı. gitmiyorsunuz. Türkiye'de bunların hiçbiri yok. Ee, ayrıca bu göçmenlerle ilgili başta söylenen işte ensar muhacir falan o işler hikayeydi zaten. Bunu herkes biliyor. Misafirlerimiz falan dendi. Misafir nedir? Bir süre kalacak, ondan sonra gidecek. Böyle olmadı da ortadaydı. Bu anlamda da vatandaşa yalan söyledi. Dolayısıyla vatandaş haliyle diyor ki yani hani misafirdi bunlar? Değil. Bütün araştırmalar gösteriyor ki dünyada. yüzde %75 ila %80'i o göçmen göçtüğü yerde kalıyor. Zaten 10 sene geçmiş. Yani o doğan çocuklar, yeni ikinci nesil, sonra üçüncü nesil gelecek. Onlar çıktıkları ülkeyi, Suriye'yi, Irak'ı, Afganistan'ı bilmiyorlar ki. Bilmeyecekler zaten. Bir de işin böyle bir tarafı var. Bugün bu çağda göçmenleri geri itemezsiniz, geri gönderemezsiniz. Ha Geçen asırda bu belki mümkündü. Göç ettiriliyorlardı veya işte başka soykırım diyebileceğimiz politikalara tabi tutuluyorlardı ama e, bu artık böyle. E, batı'da standartlar e, göçmenlerin iştahını kabartıyor bunu kabul etmek lazım. Çünkü batıda bir Avrupa ülkesine göçtüğünde ailesi bir yardım alıyor, kendisi başına sokacak bir eve kavuşuyor vesaire işte ücretsiz dil kursu alıyor, pek çok burada sıralamayacağım kadar haktan yararlanıyor, cebine para konuyor. E bunu insanlar akıllı telefonlarla veya o oralara giden daha önceki, kendilerinden önce gidenlerden duyuyorlar ve onlar da Almanya'ya, Fransa'ya, İngiltere'ye gelmek istiyorlar. Dolayısıyla ana amaç Türkiye'de kalmak değil. Türkiye'de kalmak isteyenlerin bir amacı da şu biz gerektiğinde memleketimize bayramlaşmaya gidelim. Örnek olarak söylüyorum. Hiç işte Suriyeli bayramlaşma meselesi var ama bunun mesela başka bir boyutu da şu. Suriyeli bir e, aile veya göçmen grubu Almanya'ya, Fransa'ya, İtalya'ya, İngiltere'ye iltica ettiğinde e, iltica e, geldiğiniz ülkeye dönemiyorsunuz. Çünkü siz iltica etmişsiniz. Benim ülkemde bana yaşam hakkı tanınmıyor. Benim ülkemde benim ülkem problemli diyorsunuz. O ülkeye iltica ediyorsunuz. Bırak Bayrama, seyahate bile gidemezsiniz yasaktır bu. Ve gittiğiniz tespit, gittiğiniz tespit edildiği anda ilticağınız düşer. Haklarınız düşer. Ondan dolayı Türkiye'de kalmak istiyorlar. E, rahatlıkla bayramlaşmaya gidip gelebilsinler. Ankara Altındağ'daki olaylara e, geldiğimizde de e, şöyle bir e, durum var. Yani bakın buradaki e, görüntü son derece çarpıcı. E, bu görüntüde bir polisin önüne katıp kattığı bir grup. Önde de polis var. Polis minibüsü var. Geliyor ve işte bağıra çağıra göç göçmenler de göçmenlerin daha da işaret etmişler. Son derece çarpıcı bir görüntü. Şey. Her şeyi özetleyen bir görüntü. Yani olayın bir anlamda polis kontrolünde gerçekleştiğini gösteren bir görüntü. Bunu tetikleyen Siyasetçiler var. Mesela bunlardan biri Ümit Özdağ. Ee, Türk halkının çocukları korumaya çalıştıkları Suriyeliler tarafından katledilmektedir. Türk halkı artık sessiz kalmayacak. Yeter artık falan diye tweet attı. Evet bir genç öldürülmüş Allah rahmet eylesin. Ee, birilerinin suçundan dolayı bütün Suriyelilerin üzerine saldılar insanları. Bir de böyle bir şey oluştu ve bunu çok şey kullanıyorlar. Ee, hoyratça kullanıyorlar. Daha sonra da işte emniyetimiz falan duruma hakimdir diyorlar. Tabii onlar da kitleyi biliyorlar. Yani bu kitlede bir linç kültürü var. Bu kitlenin eğitimsiz bir kitle bir bir hadise olmuş olabilir. Bir bıçaklama hadisesi, bir cinayet, bir olumsuz bir şey olmuş olabilir. Onun faillerini bulursun ve gerekiyorsa üst sınırdan diğerleri ne de ibret olsun diye ceza verirsin ve ondan sonra da bu konuda önlem alırsın. Hayır böyle bakmıyor bir kişi öldürülünce bütün Suriyeliler gitsin olayına dönüyor hikaye. Bu da soldan bir örnek. Sorun Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve yurttaşlarının gelecek ve varlık sorunudur diyor Fikir Sağlar. Yani artık diyor bu sizin varlık sorununuz bu göçmen meselesi. Ortada göç değil silahsız işgal var diyor. Bu Suriyeliler bu Afganlar işgalci. Evet. Dolayısıyla solu sağa fark etmiyor. Ülkede gerçekten ağır bir ırkçı tutum ve gökçümen düşmanı Suriyelileri, Afganları, Irakları, Sudanları ne derseniz e, düşmanlaştıran bir e, tutum var. Büşra Taşkıran tanıklığını paylaşmış Ankara Altındağ'dan. Geriye doğru bir seri tweet atmış bakabilirsiniz ama bu çok çarpıcı. Gasp edilen bir arabanın başında motoru kim, aküyü kim alacak hesabı edenlere ne denir bilmiyorum ama ben çok üzüldüm. Yağma. Linç yağma. O şimdi ekrana getirmiyorum evlerinde divana koltuğa büzüşmüş korkudan titreyen çocukların görüntüleri. O sabilerin ne günahı var? Ha ama biz burada söylüyoruz. iş olacağına varıyor maalesef. Bu arada 12 Ağustos tarihli emniyet açıklamasına baktığınızda yakalanan şahısların 38'i diyor. 76 kişi yakalanmış tam yarısı. Yağma, kasten yaralama, hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurma vesaire suçlarından kaydı var. Yani bu yakalanan kişilerin yarısı 38'i, 76 kişi yakalanmış. 38'i tam yarısı yağmadan, kasten yaralamadan, hırsızlıktan ve uyuşturucudan sabıkalı. Şimdi bu 38 kişi farklı kahvelerden, farklı aa işte efendim bir tweet gördü diye veya televizyonda bir demece de rastladı diye evinden çıkıp da oraya gelmiş değil. Bu insanlar zaten geriye doğru belli bir sabıkaları var ve bu olayın örgütlü olduğunu gösteriyor. Ondan dolayı yani suçlu olan insanlar bu işi fiştekledikleri için bunlar toparlanıp yollara salındığı için biraz evvel görüntüsünü gösterdim. Emniyetin nezaretinde, polislerin, polis minibüslerinin nezaretinde bu işi tek başına oradaki ahaliye, oradaki halka da yıkmamak lazım. Ben bütün videoları seyrettim. Camlarından, pencerelerinden, balkonlarından görüntü çeken insanlar dehşet içerisinde hem görüntüleri çekiyor hem de arkadan yorum yapıyorlardı. Yani bir çoğunluk bu işleri onaylamıyor esasen. Ama ortaya salınanlar görüldüğü gibi sabıkalı bilmem neyi var. Ve bu da gene devletin kendi emniyetinin açıklamasıyla. Ki bu da bildiğimiz. Belki o 76'da 38 değil daha yüksek bir oran. Bilemiyoruz yani. Evet. Sonra da işte Propaganda Bakanlığı aman bizim üzerimize yapışmasın diye işte en son gene sel hadiseleriyle ilgili sosyal medya üzerinden toplumda infial ortamı oluşturulmak isteniyor. Aslında burada Hazret'in kastettiği şu. Yani her şey bize zarar veriyor. E, sosyal ağları da yasaklayalım. Televizyonları zaten e, konuşanı susturuyoruz rütük aracılığıyla. E, aman hiçbir şey beyefendiye, partimize şeye zarar vermesin. Aman bu herkes bir sussa, felaketler olduğu yerde kalsa, e, yangın olduğu yerde yansa... ...oradakiler Instagram'dan yayın yapmasalar, Twitter'dan görüntü paylaşmasalar ne iyi olacak? Olay bu. Zaten Erdoğan'ın son televizyon yayınında sosyal ağlarla düzenlemenin yolda olduğunu açıklaması da... ...bu telaşın bir sonucu olarak okunabilir. Belli ki önümüzdeki aydan yani Eylül ayından itibaren bazı tedbirleri... E, harekete e, geçirecekler. Evet. Sel ile ilgili e, Melis Alpan güzel bir şey yazmış. Evet, afetlerin sıklaşıp şiddetlenmesi iklim krizi kaynaklı. Ama hükümet Can Simidi gibi sarıldı bu iklim krizi bahanesine. Sanki iklim kriziyle mücadele ediyor da hala kömür diye tutturan hükümetin iklim uyum azaltım planları neymiş sorsanıza diyor ve bir örnek veriyor. 2012'de Elektriğinin %40'ını kömürden sağlayan İngiltere'de bu oran bugün %2 doğrudur. 2024'de de kömür enerjisini tamamen devre dışı bırakacak. 2030'a kadar yani yeni benzinli ve dizel araçların satışına son verecek doğrudur. Tarım sübvansiyonlarında bağlayıcı hedefler getiriyor. Sen ne yapıyorsun AKP diye sormuş. Evet doğrudur yazdığı her şey doğru ben İngiltere'de yaşıyorum. Ve şu anda burada çok ciddi elektrikli arabalar yaygınlaşıyor. Ve ülkenin iledi doğru 25 yıllık 50 yıllık enerji planları ha hazır. Ve bu enerji planlarında kömür yok. Fosil akıt da yok. Anlatabiliyor muyum? Yani araçlardan zaten e ve e artık eski model araçlar yani eski model dediysem 20-30 yaşında değil. 2015 ve üstü model araçların trafiğe çıkışı yavaş yavaş engellenmeye başlandı. Neden? Çünkü karbon salınımı falan meselelerinden dolayı. 2015 ve üzeri Yaşlı aracınız varsa bir ilave vergi ödemek zorundasınız yılda. O da insanları zorladığı için ya da mesela Londra'ya girmek artık mümkün değil. Londra'da dolaşmak mümkün değil. Ee, onun için de günlük bir para ödemeniz gerekiyor. Dolayısıyla insanlar 2015 ve eski üzeri modeli araçlarını değiştiriyorlar. Ve artık araç dönüşümü hibrit ya da elektrikli araçlara doğru dönmüş durumda. Mesela Toyota sadece hibrit araç satıyor burada artık. Yani benzinli veya dizelli araç. Satmıyor. Bütün araçlarda şu anda hibrite ve elektrikli araca döndüler. Ee, önümüz yani 2030'a kadar bu dönüşümü evet doğru söylüyor Melis Alpan sağlamayı ve bitirmeyi e, planlamışlar e, ve bunu da belli ki yapacaklar görünüyor. Son not, Akın İpek ve Me 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 Melek İpek ile ilgili son derece çarpıcı. Rastlamışsınızdır ama ben bir kere daha ta tarihe kayıt düşeyim. Akın İpek paylaştı, sahte belgeyle 70 yıllık multimilyarlık şirketlerine kefen parasına kadar el koyduktan sonra 45 yıllık evinden de çıkarırlarken 75 yaşındaki annem evladım ben şimdi nereye gideyim diye sorduğunda TMSF'nin avukatı kimsesizler yurduna demiş. Bunlar unutulmayacak. Evet 75 yaşındaki bu mübarek kadın ki gerçekten son 10 seneyi zehir ettiler. Yediğini, içtiğini, hayatını Oğlu altıncı yıldır hapiste. Akın İpek'in kardeşi Tekin İpek. Mal, mülk hiçbir şey kalmadı. Oturacak ev de kalmadı. Ben şimdi nereye gideyim? Son oturduğu yerden de çıkarırlarken kimsesizler yurduna diyor. Temesefe'nin avukatı. Evet Hukuk son derece önemli. Hukuk ekmektir derler ya. Çok beylik bir laftır. Bir işin böyle bir tarafı var. Herkes için önemli. Hukukun olmadığı yerde... Ee, insan haklarının içe sayıldığı, hiçe sayıldığı yerde can ve mal emniyeti yoktur. Ve bunu bugün icra edenler Ankara'ya oturan çöreklenmiş şebeke, mafya. İşte görüyorsunuz Burhan Kuzu hadiseleri, i̇şte Aliye Uzun isimli bir muhabbet tellalı. O da biraz konuşmaya başladı sonra susturdular. Ee, tel tel dökülen bir iktidar tel e, ve bütün yolsuzlukları, bütün e, trafikleri e, uyuşturucudan, Kadın ticaretine, Beşli Çete o sadece ismi bilinenler aşağı, aşağı doğru rant paylaşımına kadar bütün bir ülkeyi sömürüyorlar, sömürmeye devam ediyorlar ve bu olaylar dikkatinizi çekerim. Özellikle 2013'ten bu tarafa son derece yoğun bütün hadiselere baktığınızda 2015, 2016, 2017, 2018 veya 2019 tarihli olduğunu göreceksiniz özellikle son dönemde. 2013'te büyük yolsuzluk, büyük rüşvet skandalı ortaya çıkarıldığında üstüne gidilseydi Türkiye belki kırılmadan, Türkiye belki bu noktaya gelmeden o badireyi atlatıp yoluna devam edebilirdi tıpkı eskiden olduğu gibi. Fakat bu şans tepildi. Bu şans tepildiği için işler daha da kötüye gidecek. Çok çok üzgünüm. Bir diğer notum da şu. Muhalefet işte erken seçim vesaire konuşuluyor ama onunla bitireyim. Erdoğan'ın karşısında Erdoğan'a rakip olabilecek bir lider halen yok. Deniyor ki işte efendim bu ortaya çıkarsa iktidar onu yıpratır ondan dolayı ortaya çıkartmıyoruz. Sürprizimiz hazır. Önceki sürprizlerinizi gördük. Dolayısıyla önceki sürprizleriniz bundan sonraki sürprizleriniz konusunda da belirleyici yani. Bir bu ikincisi maalesef iktidar şey muhalefet iktidarın dümen suyunda politika üretiyor. İk, aman bu konuda iktidar bize ne der? Aman bize taban ne der? İşte Suriyeli göçmenler meselesinde öyle. CHP'lerin her biri Suriyeli göçmenlerle ilgili başta Kemal Kılıçdaroğlu dahil söylem ve demeçleriyle sınıfta kalmış. Uygulamalarıyla sınıfta kalmış durumdalar. Aman kitlemiz ne der? Aman şu anda kamuoyunda bu konuda bir infial var. Aman işte bu konuda bir şey söylersek bizi taşlarlar falan gibi hareket ediyor. Ama Tayyip Erdoğan öyle hareket etmiyor. Ee, Tayyip Erdoğan e, dün ak dediğine bugün kara diyebiliyor. Bir anlamda kitlesini de dönüştürme e, yeteneği olan bir liderdi. Şimdi tabii sağlığını kaybetti artık bunu ne derece yapabilecek bilmiyorum ama e, Tayyip Erdoğan'ın en önemli başarısı buydu. Kitlesini dönüştürebilen bir liderdi. Muhalefet liderlerinin şu anda hiçbirinde bu yok. Meral Akşener mi kitlesini dönüştürebilecek bir liderdir? Kemal Kılıçdaroğlu mu kitlesini dönüştürebilecek bir liderdir? Lütfen bu sorunun cevabını verin ve ona göre Tayyip Erdoğan'ın karşısına aday çıkarın veya Tayyip Erdoğan'ın karşısında herhangi bir partinin şansı var mı yok mu bunu değerlendirin diyor ve bugünkü manşeti böylelikle kapatıyorum. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla hoşçakalın.